Diş estetiğinde çokça duyduğumuz diş mücevherleri bakalım nasıl uygulanıyormuş. Merhabalar. Nasılsın Eyüp'cim? İyiyim Gülüm. Senden ne haber? Nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bir sürü şey sormak istiyorum sana. Böyle güzel gülüşlere nasıl sahip olabiliriz? Bir de dişlerine bir şeyler taktırıyorlar. Diş mücevherleri. Öyle mi? Diş hekimliği de bir sanat biliyorsunuz. Hı-hı. Sanatında limiti olmuyor. O yüzden hani bu bizim mesleğimize de yansıyor diş hekimliğini. Bunları birazdan birçok konuya değinerek anlatacağız tabii ki de. O zaman başlayalım. Son Moda programı izleyicileri ekran başına diş sağlığımız hakkında her şeyi biraz sonra hep birlikte öğreneceğiz. Dişlerimiz gerçekten hepimiz için çok önemli. Böyle güzel güzel bolca kahkahalar atmamız, özgüvenimizin tavana çıkması için diş sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Eyüp yanımda, kaldığımız yerden devam edelim. Genelde en çok hangi işlemi yaptırmak için geliyorlar sana? En çok şu anda gülüş tasarımı, Hollywood Smile dediğimiz. Zaten adı üzerinde Hollywood Smile, bu da şuradan geliyor. Amerikan filmlerinde işte hani bu izlediğimiz bütün aktörlerin bakıyorsunuz çok güzel gülüşleri var, böyle bembeyaz, böyle inci gibi ışıl ışıl gülüşler. Buradan dolayı Hollywood Smile adını almıştır. Ya da beyazlatmayı çok uyguluyoruz. Tek seans tabii ki hemen bembeyaz oluyor mu, yoksa seans seans aralıklarla gelmemiz mi gerekiyor? Bu şöyle, hastanın diş minesinin kalitesine göre, yani dişe rengini veren mine tabakasıdır. Eğer mine tabakası kaliteli olan kişilerde, yani yeterince kalın olan kişilerde direkt tek seansta ciddi bir farkla beyazlama elde edebiliyoruz. Diş mücevheri nedir tam olarak? Önce onu öğrenelim. Diş mücevherleri son zamanlarda özellikle Amerika'da çok trend olan bir dişlere takılan hani takılar. Nasıl bileğimize taktığımız bileklik gibi ya da kolye gibi. Bunlar da dişin üzerine takılan takılar, ama nasıl takılar? Kimisi sadece altın olanı tercih ediyor. Kimisi altın ve pırlanta karışımını tercih ediyor. Bu Hollywood'da şöyle söyleyeyim size, Amerika'da özellikle işte Beyoncé, Rihanna, işte Chris Brown, özellikle böyle rap tarzı şarkılar söyleyenlerin, hani Katy Perry bu arada, Katy Perry de hatta bir klibi için ne yaptırmıştı böyle, tabii. Dişin üzerine, kendi doğal dişlerini ya da işte atıyorum kaplamaları varsa onun üzerine böyle takıp çıkarılabilen aparel şeklinde. Yani kendi dişimizi hiçbir işlem görmüyor. Sadece dişler üzerinden ölçü alınarak yapılan, hani böyle şov amaçlı aslında birazcık da yapılan işlemler. Peki diş mücevherleri pahalı mıdır? Tabii ki de. Yani bu şöyle, biliyorsunuz hayatta her zaman böyledir. Lüksün sınırı olmaz. Ya atıyorum seçeceğiniz taşın işte karatından tutun da işte altının cinsinden, işçiliğinden birçok parametre olduğu için bunda hani alt limit vardır ama üst limit hiçbir zaman yok. Diş mücevherlerini bir gün takıp böyle çıkartabiliyor muyuz akşamında, yoksa işte belli bir süresi mi var? Bu şey tasarıma bağlı. Hani hastanın isteği çok önemli bizim için. Kim bazıları mesela atıyorum Türkmenistan gibi ülkelerde altın diş çok moda. O yüzden onlar mesela sabit yaptırıyorlar. Çünkü niye? Altın diş orada bir zenginlik göstergesi olduğu için öyle bir moda var orada. Ama hani genelde hani artık bu tarz şeyler bir de ciddi işler olduğu için eminim insanlar bir süre sonra sıkılacaklarını düşünüp o yüzden takıp çıkarılabilenleri daha çok tercih ediyorlar. Yani bunlar nasıl, atıyorum bir sanatçıysanız konserinizde sadece kullanabileceğiniz ya da bir klip çekimi için ya da atıyorum özel bir event'e gittiğinizde hani böyle ilgi toplamak için kullanacağınız bir mücevher olabilir. Diş sağlığımız gerçekten çok önemli. Diş mücevherlerinden bahsettik. Ama bence günde en az dişlerinizi iki kez fırçalamanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.